İşte ortaya çıkan ve çana benzeyen bu şekle çan eğrisi veya normal dağılım eğrisi. Buna normal dağılım eğrisi veya çan eğrisi adı verilmektedir. Herkese merhabalar. Bu videomuzda istatistiğin yine çok önemli konularından birisi olan normal dağılımı anlatacağız. Normal dağılım çok önemli çünkü tez, makale ve benzeri çalışmalarımızda kullanacağımız testlerin seçiminde öncelikle verilerimizin normal dağılıp dağılmadığını bilmemiz gerekiyor. Örneğin T testi, ANOVA ve regresyon gibi bazı testleri verilerimiz normal dağılmıyorsa kullanamayız. Bu nedenle bu videomuzda öncelikle normal dağılım ne anlama gelmektedir? Normal dağılımın temel özellikleri nelerdir? Bunlar üzerinde duracağız. Bir sonraki videomuzda ise SPSS ile normal dağılımın nasıl test edileceğini göstereceğiz. O zaman vakit kaybetmeden gelin öncelikle normal dağılım nedir? Bununla başlayalım. Normal dağılım bir veri seti içerisinde aritmetik ortalama, medyan ve modun birbirine eşit olması ve buradan aşağıya ve yukarıya doğru uzaklaştıkça frekansların belirli bir düzen içerisinde azalması ile ortaya çıkan dağılımdır. Burada ne anlatmak istiyoruz? Buradaki doğru üzerinde anlatalım. Verilerimizin bu doğru üzerinde dağıldıklarını varsayalım. Tam ortada aritmetik ortalama, medyan ve modun birbirine eşit olarak bulunduğunu varsayalım ve buradan sağa ve sola doğru uzaklaştığımızda değerlere ait frekansların giderek azaldıklarını varsayalım. İşte bu şekilde ortaya çıkan dağılıma normal dağılım adı verilmektedir. Bunu bir örnek ile açıklarsak daha kolay anlaşılacaktır. Örneğin dünya üzerinde yaşayan erkeklerin tamamının boyları üzerinde yürütülecek bir araştırma sonucunda en fazla sayıda tespit edilen değer ortalama erkek boyu olacaktır. Örneğin bu değerin biz buradaki grafik üzerinden anlatalım. 170 santimetre olduğunu varsayalım. Bu değer en fazla tekrar edilen değer yani mod olacak. En fazla tekrar edilen değere biz mod adını veriyoruz. Verilerin tam ortasında yer alarak medyan olacak. Tam ortada yer alan değere biz medyan diyoruz ve aritmetik ortalamayı oluşturacaktır. Buradaki grafik üzerinde gördüğümüz şekil ortaya çıkacaktır. Ayrıca aritmetik ortalama, medyan ve mod olan bu boydan daha kısa ve daha uzun boylara ait frekanslar, bu boy 170 santimetre ise daha kısa olanlar ve daha uzun olanlar aritmetik ortalamadan aşağıya ve yukarıya doğru uzaklaştıkça belirli bir düzen içerisinde azalacaktır. Örneğin 180 santimetre, 190 santimetre, 200 santimetre, 210 santimetre şeklindeki boylar aritmetik ortalamadan yukarıya doğru gittikçe belirli bir düzen içerisinde azalacaktır. Yine 160 santimetre, 150 santimetre, 140 santimetre, 130 santimetre gibi boylar da yine sola doğru belirli bir düzen içerisinde azalacaktır. Biz de çevremize baktığımızda buna uygun bir dağılım görürüz. Çünkü etrafımızda en fazla aritmetik ortalamayı oluşturan boy olacaktır. Çok uzun bireylerin sayısı ile çok kısa bireylerin sayısı giderek azalacaktır. Dünya üzerinde yaşayan insanların ağırlıkları, ayakkabı numaraları veya zekaları üzerinde yürütülecek bir araştırma sonucunda da benzer sonuçlar ortaya çıkacaktır. Örneğin zeka üzerinde bir araştırma yaptığımızda ortalama zeka yine grafiğin ortasında yer alacak. Daha fazla zeka puanına sahip olanlar ile daha az zeka puanına sahip olanların sayısı ise aritmetik ortalamadan uzaklaştıkça azalacaktır. Elde edilen verilerin bir sütun grafiği haline getirilmesi durumunda, burada gördüğümüz sütun grafiği haline getirilmesi durumunda ortası zirve yapmış ve kenarlara doğru alçalan bir grafik elde edilecektir. Hazırlanan bu sütun grafiğin bir frekans poligonu haline dönüştürülmesi halinde ise burada sütun grafiği görüyoruz. Burada ise frekans poligonu görüyoruz. Bunun adı frekans poligonu. Ortaya frekans eğrisi haline gelmiş tamamen simetrik bir frekans poligonu çıkacaktır. İşte ortaya çıkan ve çana benzeyen bu şekle çan eğrisi veya normal dağılım eğrisi. Buna normal dağılım eğrisi veya çan eğrisi adı verilmektedir. Bu eğrinin yatay eksene göre oluşturduğu dağılıma da normal dağılım adı verilmektedir. Normal dağılımın diğer adı aynı zamanda Gauss dağılımıdır çünkü bilim adamı Gauss tarafından bulunmuştur. Böylece normal dağılımın ne olduğunu anlatmış olduk. Peki normal dağılım istatistikte niye önemlidir? Önemi nereden gelmektedir? Çünkü normal dağılım bir verinin evrenin tamamındaki ortalama dağılımına göre ortaya çıkan bir dağılım olduğu için herhangi bir bölgede yürütülen bir araştırmanın sonuçları da örneğin İstanbul'da bir araştırma yürüttüğümüzü varsayalım. Normal dağılıma benzer sonuçlar gösterme eğilimindedir. Örneğin
boy üzerindeki araştırmayı İstanbul'da yürüttüğümüzde yine evrenin tamamındaki ortalama dağılıma benzeme eğilimi bulunacaktır. İşte normal dağılımın istatistikte önemli bir konu olmasının nedenlerinden birisi budur. Peki diğer önemi nedir? Normal dağılım matematiksel olarak değişmez belli özelliklere sahiptir. Bu nedenle normal dağılıma sahip olduğu bilinen herhangi bir veri seti üzerinde, normal dağılıma sahip olduğu bilinen herhangi bir veri seti üzerinde değişmeyen bu özellikler yardımıyla değişmez belli özellikler olduğunu söylemiştik. Bu özellikler yardımıyla çeşitli hesaplamalar ve tahminler yapmak mümkün hale gelmektedir. Bunların neler olduğunu daha sonra anlatacağız. Çünkü normal dağılımda aritmetik ortalama, medyan ve mod birbirine eşit olmaktadır. Az önce söylemiştik. Buradaki grafik üzerinde aritmetik ortalama, medyan ve mod birbirine eşittir ve veri setinin tam ortasında yer almaktadır. Ayrıca bu değerin altında ve üstünde yer alan veriler de belli bir kurala göre diziliş göstermektedir. Bu kuralları da birazdan anlatacağız. Peki değişmez olan bu özellikler nelerdir? Normal dağılımın temel özellikleri nelerdir? Şimdi bunları anlatalım maddeler halinde. Öncelikle normal dağılımda aritmetik ortalama, medyan ve mod veri setinin tam ortasında yer almaktadır. Az önce de bunu ifade etmiştik. Bu nedenle normal dağılım yani çan eğrisinin, buna biz normal dağılım eğrisi veya çan eğrisi adını veriyoruz. Tam ortasına dikey bir çizgi çizildiğinde, bu çizgi aritmetik ortalama, medyan ve modu göstermektedir. Buradaki çizgi aritmetik ortalama, medyan ve modu göstermektedir. Tam ortaya çizilen bu dikey çizgi, aynı zamanda eğrinin altındaki alanı, yani verilerin dağılımını, bizim verilerimiz nerede? Burada yer alıyor. Yani gözlem değerlerimiz bu eğrinin altında yer alıyor. Simetrik biçimde ikiye böler. Buradaki çizgi değerlerin dağılımını simetrik bir biçimde ikiye bölmektedir. Çünkü normal dağılım simetrik bir dağılımdır. Ayrıca verilerin yani gözlem değerlerinin %50'si bu çizginin sağında, %50'si ise solunda yer almaktadır. Buradaki grafik üzerinde bunu gösterebiliriz. Aritmetik ortalama, ortanca yani medyan ve modun tam ortada birbirine eşit bir şekilde yer aldığını söylemiştik. Ayrıca bir önceki maddemizde simetrik bir dağılım olduğunu da söylemiştik. O zaman aritmetik ortalama, medyan ve mod yani bu çizgi buradaki değerlerin tamamını %50 %50 olacak şekilde ikiye bölmektedir. Bu çizginin solunda verilerin %50'si, sağında da diğer %50'si bulunmaktadır. Normal dağılım eğrisi altında verilerin tamamı yani %100'ü yer almaktadır. Bu nedenle normal dağılım eğrisi altındaki alanın toplamı %100 veya 1'dir. Burada %50'nin olduğunu, burada da %50'nin olduğunu belirtmiştik. Bunların toplamı %100 yapacaktır. Dolayısıyla değerlerin %100'ü normal dağılım eğrisi altında yer almaktadır. Aynı zamanda bunu 1 olarak da ifade edebiliriz. Peki diğer özelliklerimiz nelerdir? 6. maddeye geçelim. Eğri altındaki veriler orta çizgi yani aritmetik ortalama, medyan ve mod. Bunun aritmetik ortalama, medyan ve mod olduğunu söylemiştik. Etrafında kümelenmektedir. Bunun etrafında kümelenmektedir. Dolayısıyla normal dağılım eğrisinin ortası şişkindir. Ayrıca normal dağılım eğrisinde sağ ve sol kuyruklara doğru, frekanslar azalmaktadır. Frekanslar azaldığından dolayı zaten buradaki şişkinlik giderek azalmaktadır. Dolayısıyla eğri kuyruklara yaklaştıkça yatay eksene yaklaşmakta ancak hiçbir zaman bu eksene değmemektedir. Buna asimptot adı verilmektedir. Buradaki çizginin kural olarak buradaki eksene hiçbir zaman değmediği kabul edilmektedir. Bir sonraki maddemize geçecek olursak normal dağılım eğrisinin ortasından sağ ve sol kuyruklara doğru uzaklaştıkça aritmetik ortalamanın belirli bir standart sapma kadar alt ve üstüne gidilmiş olur. Burada bazı rakamlar görüyoruz. Bunlar standart sapmaları ifade ediyor. Burada da standart sapmalar var. Aritmetik ortalamadan sağa doğru bir standart sapma, iki standart sapma, üç standart sapma kadar uzaklaşıyoruz. Yine sola doğru bir standart sapma, iki standart sapma ve üç standart sapma kadar uzaklaşıyoruz. Normal dağılım eğrisinin kuyruklara ulaştığımızda ise aritmetik ortalamanın 3 standart sapma üstüne çıkılmış veya altına inilmiştir. Burada sağ tarafa gittiğimizde üste çıkmış oluyoruz. 3 standart sapma üstüne çıkmış oluyoruz. Sola doğru gittiğimizde ise aritmetik ortalamanın 3 standart sapma
altına inmiş oluyoruz. Çünkü normal dağılımda aritmetik ortalamanın 3 standart sapmadan fazla altında veya üstünde yer alan verilerin oranı %0'a yakındır. Burada ne anlatmak istiyoruz? 3 standart sapmayı geçtiğinizde, 3 standart sapmanın üstünde ve 3 standart sapmanın altında yer alan değerlerin toplamı %0'a yakındır. Bu nedenle buradaki verilerin oranı %0 kabul edilir. Birazdan tam olarak bu yüzdelerin ne olduğunu vereceğiz. Ayrıca normal dağılıma sahip bir veri setinin aritmetik ortalama ve standart sapması bilindiğinde eğri altındaki herhangi bir aralığın alanı bulunabilir. Bunlar hesaplanmış ve alttaki kural buradan çıkarılmıştır. Birazdan bu kuralı belirteceğiz. Peki burada ne anlatmak istiyoruz? Bunu bir örnek üzerinden açıklayalım. Örneğin final sınavına girdik ve final sınavı sonucunda puanların, sınıfımıza ait puanların normal dağıldığını biliyoruz. Ve biz kendi puanımızın da örneğin 70 olsun ne olduğunu biliyoruz. Ayrıca buna ek olarak sınıfımızın aritmetik ortalamasını ve standart sapmasını da biliyoruz. Eğer bunların tamamını biliyorsak biz bu sınıfın neresinde bulunuyoruz? Aritmetik ortalamanın üstünde miyiz, altında mıyız? Buradaki kuyruklara yakın mıyız? Tam olarak nerede bulunuyoruz? Bizden daha yüksek puan almış olan öğrencilerin sayısı tahmini olarak nedir? Bizden daha düşük puan almış olan öğrencilerin sayısı tahmini olarak nedir? Bunların hepsini hesaplayabiliriz. Bununla ilgili hesaplamaları yine ayrı bir derste göstereceğiz. Şimdilik sadece buna göre oluşturulmuş olan kuralı görelim. Bu kural nedir? Normal dağılım eğrisi altındaki alanda verilerin, bunu aşama aşama açmak istiyorum. Buradaki verilerin %68,26'sı aritmetik ortalamanın bir standart sapma üstü ve bir standart sapma altı arasında yer almaktadır. Buradaki grafiğe dikkat edecek olursak burada normal dağılım eğrisini görüyoruz. Aritmetik ortalama tam ortada yer alıyor. Az önce de bunu ifade etmiştik. Aritmetik ortalamanın bir standart sapma üstü ve aritmetik ortalamanın bir standart sapma altı arasındaki alanda buradaki gözlem değerlerinin %68,26'sı yer almaktadır. Veri setimiz içerisindeki gözlem değerlerinin %68,26'sı aritmetik ortalamanın bir standart sapma üstü ile bir standart sapma altı arasındaki alanda bulunmaktadır. Buradaki verilerin %34,13'ü aritmetik ortalamanın solunda aşağıya doğru, %34,13'ü ise aritmetik ortalamanın sağında yukarıya doğru yer almaktadır. Neden? Çünkü normal dağılım simetrik bir özellik göstermektedir. Ayrıca verilerin %95,44'ü gözlem değerlerinin %95,44'ü, burada görüyoruz %95,44'ü aritmetik ortalamanın iki standart sapma üstü ve altı arasında yer almaktadır. Aritmetik ortalamanın iki standart sapma üstüne ve iki standart sapma altına gittiğimizde bu aralıkta verilerin, yani gözlem değerlerinin %95,44'ü yer almaktadır. Ayrıca grafiği inceleyecek olursak bir standart sapmadan sonra bu alanda %13,59'u bulunmaktadır. Yine bir standart sapmadan sonra iki standart sapmaya kadar %13,59'u da bu bölümde yer almaktadır. Bunların tamamını topladığımızda ise verilerin %95,44'üne ulaşmaktayız. Ayrıca verilerin, yani gözlem değerlerinin %99,72'si, %100'e çok yakın bir oran bu, aritmetik ortalamanın 3 standart sapma üstü ve altı arasında yer almaktadır. Buraları da dahil ettiğinizde, burada 2 standart sapmadan 3 standart sapmaya kadar olan bölümü görüyoruz. %2,14, yine burada %2,14. Bu bölüm aritmetik ortalamanın üstü, bu bölüm ise aritmetik ortalamanın altıydı. Bunu hatırlayalım. Bunları da dahil ettiğimizde verilerin %99,72'si 3 standart sapma alt ve 3 standart sapma üstü arasında yer almaktadır. Bu duruma normal dağılımda deneysel kural adı verilmektedir. Yani buna normal dağılımda deneysel kural adı verilmektedir. Çok önemli bir bilgidir. Çalışmalarımızda bunu göz önünde bulundurmakta fayda var. Bir diğer özellik ise normal dağılıma sahip bir veri setinin çarpıklık ve basıklık değerleri. Çarpıklık ve basıklık konusunu hatırlayalım. Kısaca neydi? Buradaki eğrinin sağa doğru uzaması veya sola doğru uzamasına biz çarpıklık diyorduk. Buradaki şişkinliğin basık olması veya biraz daha yukarıda olmasına ise biz basıklık diyorduk. Normal dağılıma sahip bir veri setinin çarpıklık ve basıklık değerleri sıfırdır. Yani çarpıklık yoktur. Ne sağa doğru ne de sola doğru herhangi bir uzama, herhangi bir simetrikliği bozucu görüntü bulunmamaktadır. Bu nedenle normal dağılım aynı zamanda çarpıklık ve basıklık değerleri sıfır olan dağılım olarak da
tanımlanmaktadır. Bir sonraki maddeye geçelim. Bir sonraki maddemizde ise şunu ifade edelim. Normal dağılımda aritmetik ortalama dağılımın merkezini, standart sapma ise yayılımını ifade etmektedir. Hatırlayacak olursak aritmetik ortalama bir veri setinin merkezini ifade eden ölçülerden birisiydi medyan ve modla birlikte. Standart sapma ise veri setinin içerisindeki değerlerin yayılımını yani dağılımını ifade eden ölçülerden birisiydi. Bu nedenle farklı normal dağılım eğrilerine bakılarak verilerin merkez ve dağılımları hakkında bilgi edinilebilir. Örneğin soldaki şekilde, sağdakini de ben burada açmak istiyorum. Soldaki şekilde gösterilen 3 farklı veri setinin aritmetik ortalamalarının aynı ancak standart sapmalarının farklı olduğudur. Sağdaki şekilde gösterilen ise 3 farklı veri setinin aritmetik ortalamalarının farklı ancak standart sapmalarının aynı olduğudur. Burada ne demek istiyoruz? Grafikler üzerinden inceleyelim. Burada 3 farklı dağılım eğrisi görüyoruz. Burada birinci çizgiyi görüyoruz, birinci dağılım eğrisini. Burada ikinci çizgiyi görüyoruz, ikinci dağılım eğrisini, diğer adıyla ikinci çan eğrisini. Ve burada üçüncü çan eğrisini görüyoruz. Burada da 3 farklı çan eğrisi görüyoruz. Burada dikkat edersek buradaki çan eğrilerinin tamamının merkezi noktasının aynı olduğunu görüyoruz. Burada aritmetik ortalama 60. Buradaki çan eğrilerinin tamamı bu noktanın etrafında dağılmış. Ancak genişlikleri birbirinden farklı. İşte bunların genişliklerini belirleyen ölçü ise standart sapmadır. Buradaki ilk çan eğrisinde standart sapma küçük olduğu için buradaki çan eğrisi dar olmuştur. Burada standart sapma biraz daha fazladır. Bundan dolayı çan eğrisi genişlemiştir. Burada ise en büyük standart sapma bulunmaktadır. Dolayısıyla buradaki çan eğrisi çok daha geniş bir şekilde burada yer almıştır. Buradaki sağ taraftaki şekli incelediğimizde ise birbirine şekil olarak tamamen benzeyen çan eğrileri görüyoruz. Birinci çan eğrimiz burada, ikinci çan eğrimiz burada, üçüncü çan eğrimiz ise burada. Burada bunların tamamen birbirine benzer olmasının sebebi yayılımlarının birbirine eşit olması. Yayılım ne demek? Buradaki standart sapma demek. Standart sapmalar birbirine eşit olduğu için buradaki çan eğrileri aynı şekli, aynı genişlikleri almıştır. Ancak ortalamaları birbirinden farklıdır. Ortadaki çan eğrisinin aritmetik ortalaması 60'tır. Bundan dolayı tam ortada bulunmaktadır. Buradaki çan eğrisinin aritmetik ortalaması 50'dir. Bundan dolayı biraz daha solda yer almıştır. Soldaki çan eğrisinin aritmetik ortalaması ise 70'tir. Bundan dolayı bunların daha da sağında yer almıştır. İşte burada aritmetik ortalama dağılımın merkezini, standart sapma ise yayılımını ifade eder cümlesinden biz bunu anlıyoruz. Bir sonraki maddemize geçebiliriz. Normal dağılım yardımıyla çok çeşitli hesaplamalar yapmak mümkündür ancak bunun için normal dağılımın standart normal dağılıma dönüştürülmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Buradaki dağılım grafiği üzerinde biz Z puanları adı verilen bazı puanlar görüyoruz. İşte standart normal dağılıma dönüştürüldükten sonra ortaya çıkan puanlardan birisi de budur. Farklı puanlar da bulunmaktadır. Burada normal dağılım yardımıyla çeşitli hesaplamaların yapılması için normal dağılımın standart normal dağılım adı verilen bir dağılıma dönüştürülmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikler değişmemektedir. Sadece ilave bazı özellikler gelmektedir ve bu özellikler çeşitli hesaplamaların yapılmasına imkan sağlamaktadır. Bunları daha sonra farklı bir dersimizde anlatacağız. Bu dersimizde standart normal dağılım nedir? Standart puanlar nedir? Ve bunlar arasında Z puanı ve T puanı nedir? Bunları anlatacağız. Bugünkü videomuzun bu bilgiyle sonuna gelmiş olduk. Her türlü sorunuzu yorumlar kısmından bize iletebilirsiniz. Kanalımıza abone olur, videoyu beğenirseniz çok mutlu oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.